Şeye bakıyorsunuz, Fenerbahçe geçen sezondan beri hep göbekten yarılıp ve oradan dağılmış ve golleri yemişler. Geçen sezondan beri, bu sezonda aynı bir türlü orayı kapatmayı düşünemiyorlar. Üç tane adam oynatıyor yine kadar ama kenardan geliyor. Şu an Ozan olmalı mıydı Ozan Tufa? Ya şimdi tabii kişilerin üzerinden gitmeyin. Yok, takım kişilerin oyununda. Özellikleri üzerinden gitmeyin. Elindeki bu kadroya bakarsan olması gereken bir kapatabilecek bir özelliği yani var. Çünkü olması gereken, de var bizim onu. Standartlarda olması gereken ama siz onu kullanmadınız, attınız. Şimdi bakıyorsunuz burada Mesut ne kadar geri gelir, İrfan ne kadar orada başlıyorsa. Niye biz şeyden bahsettik, Beşiktaş'ta geçen sezonki çok az kalesinde pozisyon görüyordu. Niye? Önde sıkıştırmalar başladı. Fenerbahçe'de olmadığı için bütün işte orta sahaya düşüyor. Orta sahada düştükten sonra da artık eller yukarı diyorsunuz. Her taraftan Gustavo'ya ne oldu ya? Kime? Gustavo. Gustavo. Ha. Gustavo. Artık kullanmıyorlar, düşünmüyorlar. Şeyin prensiydi ya, giden adamın. Ben de çok tutuyordum. O da çok düşüş yaşamaya başladı. Ben de Gustavo'yu çok... Emre Belezoğlu da kullanmıyordum. Ben de çok Gustavo'yu tutanlardan birisiydi. O zaten geri gelmez doğrudan kesmişti. Bir maç oynattı sanırım. Sonra onlar kesti. Ben Gustavo'yu tutanlardan birisiydim ama epi düşüş yaşadı. Evet. O sakatlıklar. Ve hocam dikkat etsen, şimdi bu Fenerbahçe'den çok iş düşüyor orta sahadakilerine. Her yere koşmak mecburiyetinde kalıyor. Ben de senin de düşünüyordum. Kapatan ya. Yok. Kapatan yok. Her yerde olduğun zaman bu sefer orta sahada göbekte pozisyonlar verdiniz. Geçen sezonda aynı. Emre ve Emre'den önce de bu sezonda aynı. Daha bir türlü o, hani derler ya, kolektif oyunu bir arada toparlayalım. Onun da nedeni işte saydık. Sağ olsun. Allah işini rast getirsin. Bir daha da uğramaz Türkiye. Hocanın sayesinde her hafta değişik 11'lerle oynarsan olacağı bu. Olacağı bu. Tutturamazsın yani. Yok. Var, hiçbir yerde vardı, yok biliyor musun? Hani yemeğe tutturamazsın diyordu. Hakikaten ben de bazen yapıyorum, pilav falan dibi tutturamıyorum yener. Biliyor musun? Dibi yener hocam. Ama ya, o yok. Yok, ben o kadar yakmıyorum da çiğ oluyor falan filan, lap hocam, oluyor. Hocam senelerden yani beri hocalık yaptınız, yaptık. Onlar da tatsız durumlar. Böyle bir şey yok. Onlar da tatsız durumlar. Yani Gustavo'yu 11'leri biliyorduk. Ama çok iyi oynuyordu bir ara. Benim bir tane bir kardeşimiz var. Fethiye'de, Mahmut Domaniş diye. Bir gün o izliyor mu bizi? İzliyor. Şimdi yine şehit Gustavo dediğim zaman kapatmıştır şeyi. Gustavo. Televizyonu kapatmış mı? Yani artık izlemiyor. Gustavo şöyle bir gün dedim ki, ne oldu dedim ya, Gustavo oynamıyor dedim, iki tane yediniz. O oynasaydı 4 yerdik dedi ya. Ya sonra bir baktım hakikaten şey, Gustavo'dan bahsediyor. Gustavo var ya, ulan dedim ki bu Mahmut var ya, bizden iyi anlıyor galiba adamı. Kesfetti yani. Ama iyi oynarken de eleştiriyorsun. Adam futbolcu, mayası var. Neymiş, hücuma katılmıyormuş. Arka tarafı da yol geçen adı gibi mecburen ki Edip koşuyordu oralara buralara. Hı hı. Neyse ya, artık hocalar ya, bir şey söyleyeyim mi? Bu takımı kim yapıyor acaba? Merak ediyorum şu anda Fenerbahçe'nin takımı. Hocam şey tabii. Başkan yapıyordu teori, o başkanlar. Teori ha? Çok basit de esas praksis ne yaptıklarını görmek lazım. Yok anladım da şu kadroyu kim biz, yapıyor? Teoride biz defa atlatalım burada. Oo, saatler ya, ama bir dakika. Praksiste vallahi, ne yapıyorsun? O, önemli olan Allah sağ. Keremciğim bir saniye senin yerini alayım mı? Sana sorayım baştan. Bu takımı bana şu anda... sormayın hocam. Hayır, soracağım. Sen bize sor. Bu takımı kim yapıyor? Ya bir dakika, Serdar'dan başlayayım. Şu anda Fenerbahçe takımı kim yapıyor? Zeki Murat Göle. Zeki Murat Göle. İnanıyorsun yani buna sana. Ama ben yani... Zeki Murat Göle'nin yaptığını düşünmek istiyorum. İstiyorsun. Sen hocam Allah aşkına doğru şey yap ya. Ne bileyim hocam. Yani istihare ettiğim yani. Ya kim yapıyor? Tahmin nedir ya? Senelerdir bu işin içindesin. Vallahi buradan biri yapmıyor. Şu anda Fenerbahçe. Ben de yapmıyorum. Hocam, ya sana da soruyor. Arkada herkes kaçamak senin, cevap veriyor. Yok kaçamak değil. Ben sana söyleyeyim mi? Ne? Fenerbahçe çözmek zor oluyor ama ben kendi şahsi fikrimi bir dakika söyleyeceğim bekliğini. Sayın Ali Koç'la hoca oturuyorlar. Beraber karar veriyorlar. Sana söyledim işte. Gerçeğini söyledim. Ya bilmiyorum, bilmediğim bir şey bana, sonuçta hocam. Ya tahmini yani, ya seneler ya, hocam, ya olur mu hocam ya? Zeki Murat Göle yapıyordur. Hocam yani, olur mu? Orada hoca var yani. Hoca kendisi yapar. Orada bak, ben sana bir şey söyleyeyim Mesut'la, mi? Mesut'la otururlar, konuşurlar. Ha, bak, şimdi bu böyledir tabii. O başka. O, bak, hoca, onlar yapıyor. Başka ben bakma demin öylesine söyledim yani. Biraz ben tahminimi söyleyeyim o zaman. Başkan gidip de hocayla oturup böyle şey yapmaz. Başkana bütün haberler gider. Ha, telefonla mı diyorsun? Ya yani? telefon gider. Hayır, Ali Koç gider derken mecazi anlamda. Ya, mecazi ironi anlamda söylüyorum. Tabii hoca yapıyor ya. Ben hocayla bak tekrar söylüyorum. Ya, Beşiktaş'ta nasıl konuştum? Aynı şekilde burada da Fenerbahçe'de oyuncu grupla. Geçen gün burada yayındaydık hocam bak. Yayındaydık. Ahmet Kul bağlandı.
ki Ahmet Kul biliyorsun Fenerbahçe incini cıkçına kadar takip edemez. Ne dedi? Mesut dedi düz koşuları yapıyor takımla birlikte. Öbürleri farklı bir yerde çalışıyorlar. Öbürleri... Ha, burada ne oldu? Beşiktaş'taki o koordineli çalışma, oyuncu ve hocayla çalışma Fenerbahçe'de gözükmedi. Ben oradan yola çıkıyorum. Bir hocam bir daha basit soracağım. Senden başlıyorum. Bu kadro ilk 11 çıkarken Ali Koç'un bu ilk 11'i biliyor mudur, bilmiyor mudur? Ben tahmin ediyorum biliyordur. Sana göre? Bilmiyordur hocam. Biliyordur. O zaman sen de bilmiyorsun. Ya hocam. Biliyordur. Ya sana göre şey Allah hocam. Aa, hocam öyle, bir cümle bitireyim ya. Müdahil olacak bir tavrı yok bence. Yok, ya bilmiyor mudur, olmaz. Biliyor mudur evet. Yani? Müdahil sana olmaz. Göre biliyor mudur? Bana göre bak. Biliyor mudur sana göre? Hocam ben ya mümkün mü ya bilmemesi? Yani. Serdar gözünü seveyim ya. Ya hocam vallahi bak şunu. Bir Serdar Kaleci'yi dinleyelim. Hocam bir ya, dinleyelim tamam Serdar Kaleci'yi. Tamam da tahmin etmiyor musun? Ya Zeki Murat Göle veya başka bir hoca ya bilmediğim bir şey ve gerçekten de hoca yapıyorsa ne yapacağız hocam o zaman? Gerçekten de Zeki Murat Hoca yapıyorsa bu kadroyu ve ben Sayın Ali Koç'un gerçekten de kadroya karışmadığına canı gönülden inanıyorum. Karışmıyordur. Karışmıyordur. Ben gidip birebir inanıyorum. Ya karışmak, birebir karışmaz arkadaş. Bir şey. Bilir ne oynayacağı yapma gözünü seveyim. Ben... Bu hoca ya bak hangi kadro çıkacağını şu anda diyorum. Daha evvel bilmeyebilir. Hocam neden onu söyledim biliyor şu musunuz? Şu anda konuşuyorum. Şunu söylüyorum. Neden onu söyledim biliyor musunuz? Çünkü Sayın Ali Koç bu kulübe Komolli'yi getirdi. Sonra sportif koordinatörler getirdi. Bunları getiren bir zihniyet diyor ki Komolli yönetsin diyor buraları. Yani bir departman kurmaya çalışıyor ve her şeyin bölümünü ayrı bir kurumsal zihniyet. Ha hatası, günahı elbette çok fazla hatası vardır Sayın Ali Koç'un. Ama yani ben Ali Koç'un buna tenezzül edeceğini düşünmüyorum. Şey ya, profesyonel bir bakış evet, açısı buraya yerleştirmek istiyor. Sen güvenlik kurtarı soruya vereceğin cevap soruyla olmalıydı. Tabii. Sorun ne biliyor musun? Tabii. Siz meslek hayatınız boyunca bir başkanla birlikte oturup kadro yaptınız mı? Ya çok, bu falan bu gece şimdi. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Ya saçmalama. Bugün hocam niye kızıyorsun? Hocam bu geçici bir hoca bu. İşte onu diyorum. Ben hocam, de onu demeye gidiyorum. Geçici yani. Hocam. Sevgili hocam. Ya hocam bak bir şey söyleyeyim. Sevgili hocam bir dakika. Başkanı haberi olmadan bir şey söyleyeyim mi? Başkanlar bir şey söyleyeyim mi? Şu anda yemin ben Ali Koç'u burada irdelemiyorum. Hocam, ben olsam cevap... ben yaparım. Yok, ben başkan olsam, cevabı aldım ben. Bak ben olsam... Hiç olmadım hocam. Nasıl? Hiç olmaz. Ya öyle şey olur mu? Ya, hiç bir hocaya olmaz. Sen olmaz da. Senin dediğin soru ne biliyor musun? Bak hoca da çok anda, iyi biliyor. Bunu ya, Fenerbahçe üzerinden okumamak lazım. Bütün başkanlar maçtan önce kadro ellerine ulaşır. Bilirler. Ya o bize de bu başka ya. Bir şey. Bu başka bir şey. Bunu tartışmıyoruz zaten. Yok zaten öyledir hocam. Ya biz zaten değil. Zaten ya bunu tartışmıyoruz zaten. Başka olma şansı yok. Bu değil tartıştığımız şey. Ya şansı. Ali Koç gider mi? Sayın Ahmet Nur Çebi gitti mi? Ahmet Nur Çebi karışmaz bir şey söyleyeyim. Ben Ali Koç'un bağlamından koptum. Ya şey tartışıyoruz gerçekten ben. Bir şey söyleyeceğim. Ben Ali Koç başkanı olsam takımı ben yaparım abi. Niye? Bu şeyi gördükten sonra ne o? Giden adama. O ki takım küme düşer hocam. Vitor Pereira'yı. Pereira'yı gördükten sonra takımı ben yaparım. Takım küme düşer hocam. Ya oldu hocam ya. Şey kalsaydı düşerdi. Başkanlar buraya başkan de ne? Başkanı sadece benim biraz evvel söylediğim gibi. Hocam yapma. Maç 11'i gider. Hocam moderatör yapmazlar. Hocam siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Hocam son 1 dakikamız içerisindeyiz. Tamam. Hocam Fenerbahçe gireceğiz. Şu anda çok ben şey hocam, hocam Fenerbahçe kulübünden konuşuyoruz. Üçüncülüklerden falan değil. Oralarda oluyor. Duyuyoruz. Geliyor neler bir şeyler de. Fenerbahçe kulübü hocam, sayın. Hocam böyle bir şey olmaz Fenerbahçe'de. Yok. Öyle bir şey yok ya. Olmaz. Şu anda ya bir şey söyleyeyim mi? Herkes ne diyor biliyorsun? Komoli momoli yapmadı diyorlar. Yönetim yaptı şey transferleri diyorlar. Bilmem şu yapmadı diyorlar. Biliyor musun? Hocam benim için neler diyorlar? Dedikodum. Senin için de neler diyorlar? Tabii transfer başka şey hocam söyledim. Evet. Ya transfer de Allah Allah hocanın istediğini kadro almıyorsun. Kadro tercihi. Yani bildiğin ya kardeşim aynı şey. Sen takımı da yapıyorsun hocalı futbolcuları da transfer ediyorsun. Aynı şey. Ama kadro yapılanmasına karışmazlar. Hoca diyor ki benim kadro yapılanmasında da. İlk 11'e karışmazlar hocam. Karışmaz. Hocam ya yapma sayın, ya. Bak Sayın Ali Koç. Hocam ben tanımıyorum şu andaki hocanın ismini Zeki. Ne? Zeki Murat Göre. Başarılar diliyorum. Bir virgül koyacağız. İnşallah başarılı olur. Bir kere olur. Daha bak, çıkmıştı kardeşim. Değil mi? Bundan evvel de vardı. Evet, sevgili son maçlarda sevgili meslektaşımız çıkmıştı öyle evet. Evet.